Hocam merhaba. Nasılsın hocam? İyiyim vallahi seni sormalı. Hocam iyiyim. Biz bugün yine soru evet, çözüyoruz. Şimdi. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artık inkılap tarihi dördüncü ünitedeyiz. Bugün siyasal alanda yaşanan gelişmelerle ilgili iki tane harika soru çözeceğiz. Aman iyi takip etsinler. Hemen başlıyorum. Bu gelişmeler ne ile ilişkilendirilemez? Bakalım 3 Mart 1924 tarihinde halifeli kaldırıldı ve tevhidi tedrisat kanunu çıkarıldı. Ayrıca şeriye ve efkaf vekaletinin yerine dini konularda halkımızı bilgilendirecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Güzel. Erkan-ı Harbiye vekaleti yerine de ülkemizin güvenliğini sağlaması için Genel Kurmay Başkanlığı meydana getirildi. Şimdi bakalım. Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuş, Diyanet kurulmuş, şeriye efkaf kaldırılmış. Ne ilişkilendirilemez? Orduyla siyasetin ayrılması. Evet. Burada amaç o zaten. Yani Erkan Harbiye bir bakanlık onu kaldırıyor. Yerine Genel Kurmay Başkanlığı yani bakanlık değil bak başkanlık rütbesini düşürüyor. Devletin içinde ordunun yerini düşürüyor. Yani burada orduyla siyaseti ayırıyor. Peki B. Milli egemenliği sağlamak. Abi halifelik kaldırılmış evet. Bu da krallık gibi bir şey olduğu için kesinlikle olur. Bu da olur bu da olur arkadaşlar. Milli bağımsızlığın sağlanması. Alakası yok arkadaşlar milli bağımsızlık ülkemizin yurt dışındaki diyelim işgallere karşı falan. Bununla ilgili bir mücadeleyi bize anlatır. Yani burada bizim iç olayımız var. İşte Erkan Harbi'ye kalktı. Diyanet geldi falan. Bunlar iç olaylar. Ama burada C. Milli bağımsızlık diyor o bir dışarıyla alakalı bir olay olmaz o nedenle. Peki layıklık ilkesinin benimsenmesi işte bu da olur. Bu da neyle olur biliyor musun çocuklar? Tevhidi tedrisat kanunuyla olur. Çünkü bu kanunla medreseler kaldırıldı ve Türkiye'de eğitim layık hale getirildi. Dikkat! Tevhidi tedrisat kanunuyla eğitim layık hale getirildi arkadaşlar. Bunu sorarlar. Dikkat! Hemen diğerine bakıyoruz. Diyor ki bakalım Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde alınan diyor bu kararlar hangisi için bir dayanak oluşturur? Bakalım neymiş o? Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracak. Yani millet kendi karar verecek ve kendi kurtaracak. Bakın dikkat! Kuvayı milliye güçlendirmek ve milli iradeyi yani halkın iradesini hakim kılmak. Şimdi bakalım. Yukarıdaki iki ifadede de arkadaşlar bu çok önemli bir soru. Halkın yönetimde etkin olma süreciyle alakalı bu iki ifade. Yani halk iradesi, halkın kararı. Bakalım saltanatın kaldırılması ile ilgili gerçekten süper bir dayanak olabilir. Çünkü saltanat kişi egemenliğidir. Yani monarşidir, kral, padişah yani. Onu kaldırıyorsun, onun yerine tabii ki halkın iradesini getiriyorsun. O nedenle cevap A'dan arkadaşlar. Diğerlerini okumuyorum. Gerçekten diğerlerini okumuyorum. A o kadar bariz ki ve bu soruyu dur 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 düşün. Niye A? Bak A'nın yerine cumhuriyet ilanı olabilir. Hatta tebemin açılması olabilir. Hatta halifeliğin kaldırılması olabilir. Yani halkın yönetime katılmasıyla ilgili her şey A'da olabilir. Gençler çok kritik soru. Demedi de demeyin. Hocam çok güzel. Diğer videoda görüşeceğiz. Öpüyorum. Hadi bakalım.